Selam arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Tekrardan geçmiş olsun. Umarım biraz dinlendiniz, kendinize geldiniz. Bir dizi değerlendirme yaptınız. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda 2004 YKS, TYT ve özellikle bugünkü AYT'nin küçük bir değerlendirmesini hep beraber yapalım. Biliyorsunuz uzun bir maraton, uzun bir maratonun sonucunda nihayetinde arkadaşlar bu sınavı kazasız belasız atlattınız. Hepinize arkadaşlar geçmiş olsun. Hepinizi kutluyorum. Çok güzel yorumlar geliyor ve bu yorumlar beni gerçekten mutlu ediyor. Özellikle bu sınav süresince, sınav maratonu boyunca sizinle beraber bu yolu yürüdük ve bu neticede arkadaşlar sonuç hepimiz için bir karne. Yani ben de tabii ki sizden gelen güzel tepkiler, güzel yorumlar, sevgili canlar, sevgili arkadaşlarım çok mutlu oldum. Çoğu arkadaş teşekkür mahiyetinde mesajlar yazıyor. Buradan hepsine buradan gerçekten selamlarımı yolluyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı gerçekten arkadaşlarım ben onlara teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz bu sınav süresi boyunca özellikle MEB kaynaklarından derlediğim sorular, özellikle kendimin tahmin gelebilecek konu başlıkları şeklinde size videolar paylaştım. Nihayetinde tabii ki bir de olsa, iki de olsa, üç de olsa, beş de olsa bir yararının olması beni gerçekten mutlu etti. Mesela dünkü Yassıçemen Savaşı soru da çözmüşüz. Arkadaşlar şıkları çözmeden kaynaklı Yassıçemen Savaşı'nı dün TYT'den yapmışlar. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Bugün sizin öncelikle arkadaşlar 2 gün önce ben sizler için bir konu başlıklarından nereden arkadaşlar soru gelebilir diye küçük bir video paylaşmıştım. Özellikle Peygamberimiz döneminde gerçekleşen seferlerden bir soru gelecek demiştim. Soru geldi, Tebük seferi geldi. İnşallah yapmışsınızdır. Birincisi bu. Gulam sistemini, özellikle de Gaznelilerde gulam sistemi biliyorsunuz. Özellikle savaşlarda esir alanların işte devlet hizmetinde kullanmasına dayalı bir sistemdi. Bundan çokça bahsettik. Umarım bunu yapmışsınızdır. Yine ben arkadaşlar altını çizerek söyledim size. Dedim ki arkadaşlar özellikle Atatürk'ün savaşlar sırasında söylediği sözlerden yine soru gelecek. Çok detay bir soru gelmiş Çanakkale Savaşı'nda. Ben Sakarya Savaşı'nda ile ilgili bir sözden bahsettim. Buradan soru gelebilir diye düşündüm. Ama Çanakkale'den gelmiş, muhtemelen bunu da inşallah yapmışsınızdır. Ki buna benzer şu an tespit ettiğimiz birkaç tane bu şekilde gözüküyor. Özellikle 90'lık bir soru tahmin videomuz vardı. Bütün videolarımızın derlemesi bir videoydu. Arkadaşlar özellikle de bunun sınavda onlar için çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Ben de bunda çok mutlu oldum sevgili arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar ders bazında ben bir küçük değerlendirme, küçük bir görüşümü ifade edeyim. Şimdi yaptığımız anketlerde özellikle tarih, coğrafya, felsefe grubu hangileri nasıldı, zor muydu, orta mıydı mahiyetinde? Tarih arkadaşlar genel anlamda bir iki tane soru hariç, bu Atatürk'ün sözünün olduğu soru, bunun dışında çokça sizi zorlayabilecek soru yoktu. Yani orta düzeydi. Yani çalışanlar çok rahatlıkla bence bu sınavda tarihi ne yaptılar? Doyurucu bir şekilde yaptılar diye düşünüyorum. Bir tarih, yani bence tarih iyiydi. Bir iki tane tabii ki eleyici soru var ama genel anlamda orta düzeyde bir tarih sorulmuş geçen yıla kıyasla. Coğrafyada özellikle bir şeylerin altını çok çizdim. Haritalar, özellikle dünya haritası ve Türkiye haritası ile ilgili banko sorular gelebilir demiştim size. Yine ÖSYM bu şaşırtmadı. En az 3-4 soru geldi buradan. Coğrafya nispeten daha zorlayıcı olmuş. Yani tarihe göre değerlendirdiğimiz zaman, yani sizin verdiğiniz cevapları esas alıyorum. Yine orta düzey diyen arkadaşlarımız da var. Felsefe arkadaşlarım çok fazla zorlamamış. En fazla zorlayan ders muhtemelen matematik gibi gözüküyor ki eleyici derslerin başında. Türkçe ile edebiyat hakkında pek bir yorum yapma şansım yok sayısal derslerle ilgili. Fakat genel anlamda sayısal dersler dışında kalan sözel dersler orta düzey yapılabilir. Bilenle bilmeyeni ayırt edebilir düzeyde. Tamam arkadaşlar, umarım siz de yeterince sizi doyurucu bir başarı elde edersiniz. Ki bundan sonraki süreçte artık ne yapacağız? Bundan sonra biraz bir dinlenmeye geçelim. Biraz bir nefeslenelim, tamam mı? Çünkü hakikaten çok yorucu bir sezon geçirdiniz. Artık bunu hak ettiniz. Artık neyi bekleyeceğiz?
Temmuz ayı içerisinde sınavımızın sonuçlarını hep beraber bekleyeceğiz. Peki o süre boyunca da tabii ki sizinle birlikte değerlendirmelerimize, videolarımıza devam edeceğiz. Ama tabii ki bundan sonraki süreçte elbette 2023, 24 bitti bir noktada. 25 YKS ile Temmuz ya da Ağustos ayındaki çalışmalarımızla yine startını vereceğiz. Destekleriniz, kıymetli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum gençler. Sevgili canlar, hakikaten de bu süre boyunca gösterdiğiniz ilgi, alaka beni çok mutlu etti. Umarım arkadaşlar başlarınızda küçük de olsa bir katkımız olmuştur. Bizim için en önemli, mutluluk kaynağı diyebilirim. En önemli mutluluk kaynağı da budur. Öğrencilerimize bir şeyler öğretelim. Onlar arkadaşlar daha iyi yerlerde onları görelim. Onları mutlu görelim. Bu bizim için en önemli mutluluk kaynağıdır. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Sosyal kodlar kanalını takip ve devam edin. Çünkü hakikaten de başarınıza katkı sağlayan bir kanal. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kendiniz arkadaşlar. Tabii ki bundan sonraki süreçte yine tercih sizin. Abone olup destek kalmaya devam edebilirsiniz ya da çıkabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin bileceğiniz bir iş. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.